Aa, pardon Necip Bey, pardon konuşmanızı böldüm galiba. Ben sizi yalnız zannediyordum Necip Bey. Yok efendim, buyurun. Sizinle önemli bir konuda konuşmam gerekiyor. Gelebilir misiniz? Elbette. Siz böyle buyurun Zümrüt Hanım. Bizim de size söyleyecek mühim şeylerimiz var. Buyurun oturun şöyle. Siz de oturun Necip Bey. Malum artık aramızda sır da kalmadı, giz de. Siz de dilekçelerinizi verip boşanacağınıza göre şu evleri de ayıralım diyoruz. Bizi bir arada tutan ne bir bağ kaldı bu yalıda ne de bir torun. Anlayacağınız Zümrüt Hanım, ya siz gidiyorsunuz bu yalıdan ya da biz. Allah'ın izniyle herkes kendi yaşantısına, huzuruna kavuşsun. Böyle bakmayın Zümrüt Hanım. Biz bu karara Necip Bey'le vardık. Seçimi de size bıraktık. Ne de olsa gönlümüz gibi elimizde bol şükürler olsun. İsterseniz bu yalı sizin olabilir. Biz eşyalarımızı toplar gideriz. Hay hay. Memnuniyetle yalıda kalırım. Sizin gitmeniz de beni mutlu eder. Ama Necip Bey burada kalacak. Sen öyle san. Kocalık vasfı tek celseye bakar. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Anla artık. Bu sizin fikriniz İkbal Hanım. Ben kocamdan boşanmıyorum. Necip Bey'in de karnında çocuğunu taşıyan karısını boşayacağını hiç sanmıyorum. Hürmet! Hürmet! Ah! Hanımım! İkbal Hanım! Hanımım! İyi misiniz?